Ee, diğer dinleyicimizin suallerine dedi ki sizi dinledim dedi. Zilhicce Hilal'in dedi görülme meselesi. Zilhicce Hilal'in görülme meselesi. Ben dedi bunu birisine anlattım. Ben kurban keseceğim ya ona buna karışma. <laughs> e, kurban nerede kesiliyor be arkadaş? Ben öğle namazının <laughs> farzını kılacağım. Nerede kılacağım? Yatsı vakti gelince öyle mi? Olur mu öyle şey? Yani ibadet şu anda benim elimde Türkiye takvimi var. 30 ee, zilkade şu anda zilkade değiliz. 30 zilkade ...21 Temmuz 2020 Salı'ya isabet ediyor. Ve ertesi gün Zilhicce Hilali görülmesi gerekir. Ya bu akşam yani 21 Temmuz Salı günü... ...Türkiye'den Zilhicce Hilali'nin görülmesi gerekir. Çünkü hesaplara göre, takvimlere göre... ...Zilhicce'nin biri 22 Temmuz 2020 Çarşamba diye yazıyor. Fakat Türkiye takviminde şöyle bir not var. Yeni Hilal yani Zilhicce Hilali... ...Zilhicce ayının Hilali bugün ilk defa... Orta Amerika'nın batı sahillerinden sonra büyük okyanustan itibaren görülmeye başlayacaktır. Bu ne demek? Tamam hesabe göre Hilal'in yolunu bulabiliyorsun. Bu anormal değil. Takvimlere yazılan yanlış mı? Hayır. Fakat İslamiyet, şeriat ne diyor? Hilal'i gör oruca başla Ramazan oruca. Hilal'i gör baremet. Ve Hilal'i gör haç farizası olan Arafat'a çık. Hilal'i gör kurban kes diyor. E dolayısıyla biz tamam hesaplar yanlış değil. O hesaplara yanlış demiyoruz. Türkiye takviminde dedi. Hatta bir tanesi demişti. Siz dedi radyoda böyle anlatıyorsunuz dedi. Türkiye takviminde de aynı şekilde baz olarak gösteriyorsunuz. Türkiye takvimindeki dedi kameri takvimdekiler kameri ayların yazılışı hilali görerek mi oraya dedi. Ha, oturuyor birisi. 12 ay boyunca hilalin hepsini görüyor. Öyle yazıyor. Olur mu ne şey ya? Türkiye takvimi de hesapla yapıldı. Hatta Saadet-i Ebediye kitabını yazan uzun uzun ayın çekide bu bilgiler vermişler. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ee, ve orada buyuruyorlar ki... ...mesela e, ulu ve hesabı var. Başka hesap şekilleri de var. Hesaplama şekilleri. Neyi hesaplama şekilleri? Kameri ayın ilk gününü hesaplama şekilleri. Ve Hüseyin Hilmi Efendi'nin kendisinin bulduğu ışık usulü diye bir hesaplama şekli de var. Ve kendi buldukları hesaplama şekli için pek hassas ve kati ifadesini kullanmışlar. Pek hassas ve kati. Yani kameri, e, hicri ayın, kameri ayın, gökteki ayın ilk gününü bulma hesaplama şekli. Fakat altında bir şey yazıyor. Buyuruyor ki ya hesaplanan gündedir hilal görülür veya bir gün sonra görülür. E İslamiyette diyor ki hilali gör Evet, e, peki efendim, e, Büyük Okyanus'un işte oralarında görülecekmiş, e, oradaki Müslümanlar görünce biz kurbanımızı kesemez miyiz? Ramazan-ı Şerif için bu hüküm doğru. Dünyanın herhangi bir yerinde hilal görülmüşse oruca başlanır. Dünyanın herhangi bir yerinde hilal görülmüşse bayramda edilebilir. Onun hükmü ayrı. Ama şey, e, haç yani Arafat'a çıkmak o bölgede, Mekke-i Mükerreme'de e, 21 Temmuz Salı günü hilali görmeleri gerekir. Peki kurban kesme Türkiye'dekilerde 21 Temmuz Salı günü zilhicce hilalini biz bakacağız. Her sene bakıyoruz. Ee, Geçti İstanbul ufku genellikle sisli olur. Bakacağız ama Türkiye'den böyle bakanlar var. Çocukluğumdan itibaren e, babaannem rahmetle alıştırmıştı. Yani hilal bir günlük mü iki günlük mü artık o melek haline geliyor. Melek haline geliyor ama ufukta gene bakacağız. Şu anda o mesela... ilk hilal nerede görülmesi lazım hocam? Güneş battıktan sonra Güneş battıktan battığı sonra, tarafta mı? E, battıktan sonra, şu anda mevsimine göre değişiyor. Güneşin battığı, e, ba, e, güneşle aynı yerden aynı şekilde gözükecek bu. Battığı yerin hemen oradan gözükecek. Battığı yerin hemen biraz üzerinden, yukarısından. Evet, yukarısından görünecek. Lazım. Yani o hizada, yani güneşin evet. battığı yerin sağından solundan değil de. Şu anda mesela evet. e, Ramazan Şevte de dikkat ettik. Önceki ayda da aynı şekilde Şevval ayında da bakmıştık. Dikkat, e, dikkat, hassaten dikkatle baktım. Evet bazı zamanlar sağında bazı zamanlar solunda oluyor. Ama şu anda tam güneşin battığı istikamette arayacağız Hilali. E, birazcık sağa kaymış olabilir ama battığı güneşi görüyorsun. Ha buradan batıyor. Biraz sonra 15-20 dakika sonra e, o ışığı çekilince incecik bir şey zaten. Zor görülür ilk ilk günün hilali. Dolayısıyla 21 Temmuz Salı günü biz hilali görürsek no problem. Birinci gün kesebilir. ya Vakit girmiştir yani. Yani takvimde yazan birinci gün kesebilir. Evet kesilebilir. Problem değil. Yani e şimdi e, benim saatim 12'ye 20 var kolumdaki saat. Doğru mu yanlış mı bilemiyorum da. E, gerçi evet. e, şey e, önümde bilgisayar saati 11.39 diyor. Tamam mı? Evet. Aa, Mustafa Bey ben şimdi yayından çıkınca işte cumayı kılacağız biz. E sen gülüyorsun şimdi. Gülüyorum evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Şimdi, evet bugün Cuma. Cuma namazı, Cuma günü öyle vaktinde kılınır. E öyle vakti girmedi ki. Canım biz Cuma kılmak istiyoruz. E tamam da Cuma vakti girince kılacağım bir arkadaşım. Kurbanı da kurban evet. kesilecek vakit girince keseceksin. Yoksa ben kurban kesiyorum canım. Tatlımla matlımla efendim bir, bir, alakam yok Hilal'le milalle. Ya arkadaş bir Hilal'i kurban etmeyeceğiz son <laughs> Hilal'i kesmeyeceğiz. Evet allah Teala'nın bir emrini yerine getireceğiz. Nasıl namazda vakitler varsa, oruçta vakitler varsa, haçta vakitler varsa kurbanda da vakit var. <laughs> Zaman var yani. Şu, kurban bayramının yani zilhiccenin 10, 11, 12, 12, 13. günleri kurban kesilir buyruluyor. Kurban ibadeti burada yapılır buyruluyor. Vakti burası bunun. E, sen vakti girmeden kestin. Olmadı. Neye benzer? Vakti girmeden önlenmasını kılmaya benzer bu. Niye olmasın canım ben kurban kesme Olmadı arkadaşım ya. Olmadı. E, dolayısıyla vakti girmeden, vakti girmeden kurban kesilmez ve de o da uygun olmaz. E, şimdi... Bu eskiden problem olmuyormuş. Şimdi bazı dinleyicilerimizin kafasına takılıyor bu. E, niye diyor işte böyle son yıllarda veya Cumhuriyet döneminde Türkiye'de problem oluyor bu. Her yerde hemen hemen problem. Gerçi de. Çünkü şeriat hükümlerinin geçmediği, e, uygulanmadığı, e, uygulandığı bir ülke yok. Yok, e, Yeryüzünde e, yok. Bundan dolayı yani eskiden neymiş hilali görünce evet bayram ilan ediliyormuş. Hilali gördükten sonra ilan ediliyormuş. Şimdi hesapla bulunan gün dolayısıyla hesapla bulunan gün veya bir gün sonradır diyor kitaplarda da zaten. E, yani orada işte ya hesapla bulunmuş artık işte o tamamdır deyip de yani şey işi sermenin manası yok. Yok. Ee, Osmanlı döneminde her bölgede hilal gözetleniyordu. Her bölgede de zaten eyalet sistemi de vardı. Ve şehirlerde kadınlar kadılar vardı. Kadı ilan etmesi lazım. Mesela diyelim ki mem kendi memleketim Konya. Konya'nın aynı şekilde e, takkeli dağıt elitleri bir yeri var. Çıkıyor oradan gözetliyor. Yüksek bunu. bir yer. Yüksek evet. bir yer. Tepede gözüküyor. Ondan sonra e, iki tane veyahut da üç tane Müslüman gidiyor. Bakıyor bu işle vazifeliler gidiyor. Ondan sonra Kadı Efendi'ye diyor ki biz gördük. Gördük. Kadı Efendi hemen ilan ediyor. Yarın bayram diyor. Yarın, yarın kurban bayramı. Kurbanlarınız kesin. İlan ediliyor. Her bölgede vardı bunlar. Efendim işte o zaman telefon mu vardı? Gereği yok ya. Her bölgede Kadı Efendi olduğu için, gözetleyen de olduğu için no problem değil. Bir problem söz konusu değildi ki. E şimdi tabii din unutuldu. Bunlar da unutuldu. E i̇şte efendim hesaplama mesela bunların hepsine itibar ediyorsun. Nasıl itibar edersin ki? Nasıl itibar edersin? E, şeyde saata bile aynı şekilde itimat etmesin. Allah Teala güneşin hareketi ayın hareketine göre emretmiştir bunları. Evet. Ramazan-ı Şerif'te her zaman başımız mesela. Ramazan-ı Şerif'te başımıza gelmiyor mu? 5 dakika önce e, ya diyor unutmuşum diyor ben yanlış yere bası vermişim diyor. Minarelerin ışığını yakmışım. Çok kimsenin orucu güme gidiyor. Ya da adamın elektronik saati var. Bak ha vakit gelmiş ya açıyor. Hemen Allahu ekber Allahu ekber okuyor falan millet şey yapıyor falan sonra ya yarın da diyor 5 dakika sonra okuyu veririz diyor. Yani bir kere... Telafi ederiz yani. Telafi ederiz. Yani <laughs> böyle bir anlayış e, söz konusu. O oruç gitti. Telafi edilmez arkadaşım o. Telafi edilmez. Kaza edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, dolayısıyla mutlaka Hilal'in görülmesi gerekir. Ve e, şunu bekliyorlar. E, hocam siz gördünüz mü? Zilcice'ye girmedi ki ben nerede göreceğim olmayan şeyi? Ha Hilal'i şimdi görüyorum o ailede Ben Zilcice'yle elini gözeteyeceğim. Onu göreceğim. Şimdi dolu, Dolunay'ı görüyorum <laughs> Tabii Dolunay'ı görüyorum.